Assalomu alaykum, bilimga chanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda ildizlar mavzusidagi hisoblashga oid misollar mavzusidan ayrim masalalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu misollarni yechilishini yaxshilab tushunib olsangiz, mavzudagi boshqa misollarni mustaqil yecha olasiz. Darsni diqqat bilan tinglashingizni maslahat beramiz. Demak, biz boshladik. Birinchi misolimiz demak İldiz astı 23, minus 8, ildiz astı 7, plus, ildiz astı 23, plus, ildiz astı 8, ildiz astı 7. Uşbu, masalani işləş üçün, etibar versəngiz, bu ikide ildiz. Bir xil faqat ishorasi bilan farq qiladi. Shuning uchun buni bittasini yozib olamiz. Bu masalani qaysi yo'l bilan ishlaymiz? Bu masalani ushbu ifoda qaysidir bu ifoda qaysidir sonning kvadrati bo'lishi kerak deb olamiz. Demak, ushbu ifodani biror bir ifodani kvadrati qanday qilib yozib olamiz? Bu qisqa ko'paytirish formulalaridan ma'lum. Ikkita ayirmani kvadrati bu holatda yoziladi. İkilanganni oxirda yozganimning sababi hozir bilib olasiz. Masalan, bizda ildizi son bor. Ildiz osti 7. Agarda A sonimiz yoki B sonimiz ildizi son bo'lsa, bularni kvadrati hech qachon ildiz qatnashmaydi. Demak, biz A kvadrat plus B kvadratni ildizsiz songa tenglab olamiz. Bu yerda ildizsiz son 23. 2ab ikkilangani esa ildizisiga tenglab olamiz. Buni tenglamalar sistemasi deb olsak, bu yerda 2ab ikkilangani bor, 2ga bo'lib yuboramiz. Demak, ab 4 İldiz astı 7 olup kalır. Şimdi bu masalamızda E ve B'ni mustaqil tanlab alışımız gerek. Ularını köpeytmesi 4 ildiz astı 7 buluşu gerek. Ularını kvadratlarını yığındısı ise 23'ye teng buluşu gerek. Demek biz qanday qilib tanlaymiz. Köpeytmesi 4 ildiz astı 7. Kvadratlarning yig'indisi esa 23. Buni tanlashni bir necha masalalarni ishlash davomida albatta o'rganib ketasiz. Masalan, men tanlab olaman ani 4, buni ildiz osti 7. Ani kvadrati 4 ni kvadrati 16, ildiz osti 7 ni kvadrati 7. 16 ga 7 ni qo'shsak 23 bo'ladi. Demak, biz tanlaganimiz to'g'ri. Endi shu yerda bitta ma'lumot aytib o'taman. Bu o'ta muhim. Bu yerda har doim tanlaganingizda A son tanlab olganimizda u har doim B'dan katta qilib tanlashimiz kerak. Nimaga deganda, bu yerda odatda juft darajali ildizlarni ishlaysiz. Ana bu juft darajali ildizlarda manfi son turmaydi. Hozir biz tanlagan sonlarimizni tenglikka ifodaga olib borib qo'ysak, ushbu ko'rinishda bo'ladi. Unda agar biz ana ildiz osti 7, buni 4 deb olganimizda,
Bu yerda manfiy son chiqqan bo'lar edi. Ana shuning uchun biz har doim ana bidan katta qilib tanlasak biz masala ishlayotganimizda hech qachon muammoga duch kelmaymiz. Bu yerda kvadrat bilan ildiz, ikkinchi darajali ildiz qisqarib ketadi va natija 4 minus ildiz 7 kelib chiqadi. Biz hozir minuslusini ishladik. Endi pluslusi shu bilan bir xil. Buni javobini yozish uchun uni to'g'ridan to'g'ri yozib qo'ysak ham muammo bo'lmaydi. Agarda bizadan minuslusida mana bunday javob chiqsa, pluslusida aynan shuning shu sonlarning pluslusi kelib chiqadi. Demak, biz mana bu ifodani hisoblashimiz kerak bo'lib qoladi. Ana bu yerda minus ildiz osti 7 bilan plus ildiz osti 7 qatnashgan, bular 0 bo'lib ketadi. 4 ga 4 ni qo'shsak 8. Demak, biz birinchi masalamizni hisobladik. Bizning javobimiz 8 chiqdi. Endi ikkinchi masalaga o'tsak, ikkinchi masalamiz xuddi shu masalani o'zi, faqat sonida ozgina o'zgarish bor. Bu masalani tanlab olganimizning sababi, agarda ildiz ostida kattaroq son bo'lib qolsa va u ildizdan chiqadigan son bo'lsa qanday qilib hisoblaymiz? Shuni o'rgatish uchun. Endi bu yerda e'tiboringizni qaratsangiz, ildiz ostida 20 son turibdi. Demak, bu 20 ni ildizdan tashqariga chiqarsak bo'ladi. Qanday qilib? 20 ni 4 ko'paytiruv 5 ko'rinishida yozib olsak, masalan 4 ko'paytiruv 5 ko'rinishida yozib olsak, ko'paytmadan ildiz har biridan alohida-alohida ildiz olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 4 dan ildiz 2 5 ildiz ostida qolib ketadi. Endi masalamizning ko'rinishi 9 plus 4 ildiz osti 5 ko'rinishiga keldi. Ana biz endi bu masalani xuddi yuqoridagi masalaga o'xshatib hisoblaymiz. Demak, buni biror bir plus li ifodani kvadrat ko'rinishida yozib olamiz. Demak, endi yuqoridagi masalada mana bu qisqa ko'paytirishni yozganimizni yozgan edik. Buni yozishimizning sababi mana bu tengsizlikni bilib olishingiz uchun edi. Endi shuni agarda tushunib olgan bo'lsangiz, bu yerda yozib o'tirmaymiz. Bu yerda endi ikkita sonni kvadratlarning yig'indisini ildiz ostidagi ildizsiz songa tenglaymiz. Ikkilanganini esa ildizlisiga. Yana xuddi shunday 2 ga bo'lib yuboramiz. A ko'paytiruv 5. A ko'paytiruv b 2 ko'paytiruv ildiz osti 5 bo'lib qoldi. Endi a bilan buni qanday qilib tanlaymiz? Demak, a bilan buni tanlab olishimiz kerak. Ularning kvadratlarini yig'indisi 9. Ularning ko'paytmasi esa 2 ko'paytiruv ildiz osti 5 bo'lishi kerak. Demak, men tanlab olaman. A ni ildiz osti 5, b ni esa 2. Mana a bilan b tayyor. Nimaga ani ildiz osti 5 deb tanlab oldim? Nimaga deganda ildiz osti 5 2 dan katta. 2 dan ozgina katta son chiqadi. Ana bu yerda ham ani bidan katta qilib oldik. Endi bu tanlagan sonlarimizni demak olib kelib qo'yamiz. Birinchisida plusli ildizli sonimizdan qancha chiqadi? Ildiz osti 5 plus 2 ka
Gauss kvadrat. Kvadrat bilan ildiz ketadi. Ildiz osti 5 plus 2. Demak, birinchi ildizimizdan ildiz osti 5 plus 2 chiqsa, ikkinchi ildizimizdan xuddi shunday, lekin ishorasi minusga kelib chiqadi. Demak, masalamizni oxiriga yetkazib qo'yamiz. Birinchisidan ildiz osti 5 plus 2 minus kaos ichida yozaman, ildiz osti 5 minus 2. Nimaga kaos oldik? Nimaga deganda bu ildizli ifodamiz oldida minus turgan edi. Bu minus butun bir ildizga tegishli. Bu 9 ga yoki 2 ga emas, butun bir ildizga. Demak, shuning uchun biz bu ildiz ostidan chiqqan sonning oldiga minus qo'ydik va bu sonni kaos ichiga oldik. Endi kaosni ochib yuboramiz. Demak, kaos ochishni bilsangiz, minus son kaos oldida tursa, kaos ichidagi ishoralar qarama-qarshisiga o'zgaradi. Demak, ildiz osti 5 ning ishorasi plusdan edi, endi minusga o'zgaradi. 2 niki minusdan, endi plusga o'zgaradi. Ana bu yerda ham ildizli sonlarimiz ketdi va 2 ni 2 ga qo'shsak 4 kelib chiqdi. İkinci masalamizda javob demak 4 ga teng. Endi 3-chi masalamiz bu ham yuqoridagi masalalarimizga o'xshaydi, faqat bu yerda sal ko'rinishi o'zgacharoq. 2 ta ildizda 28 minus 16 ildiz osti 3. Bu ketma-ket 2 ta ildizda turibdi. Demak, biz yuqoridagi masalalarimizni ishlaganimizdek, buni ham ishlaymiz, faqat bu yerda 2 ta ildiz. Bu 2 ta ildizdan cho'chimaslik kerak. Demak, biz qilib o'tirgan amallarimizni 2 marta bajarsak bo'ldi. Demak, masalamizda javob kelib chiqadi. Demak, yana boshlaymiz. Bu manfiy ishorali bo'lgani uchun yana biror bir ifodaning kvadrati ko'rinishida yozib olamiz. Endi yana 2 ta sonimizning kvadratlarini yig'indisi nimaga teng bo'ladi? Albatta, ildizsiziga. Bu kvadratga ko'targanimizdagi ikkilangan esa ildizlisiga teng bo'ladi. Demak, bu yerdan abini yana topib olamiz. Sakkiz ildiz osti uch ga teng bo'ldi. Endi bu yerdan yana o'sha holat abini tanlab olamiz. Demak, abini shunday tanlashimiz kerak. Bularning ko'paytmasi 8 ildiz osti 3. Bularning kvadratlarining yig'indisi esa 28 ga teng. Mana shu usulni yaxshilab tushunib olsangiz, albatta masalalaringiz o'ta oson va tez hisoblanishiga ishonchimiz komil. Demak, bu yerda endi yana tanlab olamiz. Qanday qilib? Har doim tanlaganimizda masalalarda tanlagan sonlarimiz ko'paytmadagi ayrim-ayrim sonlarni olib qo'yaverdik. Har doim bunday bo'lavermaydi. Demak, bu masalamizda shu narsaga guvoh bo'lamiz. Endi bu yerda abini, ani 8, buni ildiz osti 3 deb tanlab olsak, 8 ning kvadrati 64 bo'lib ketadi. Demak, bu yerda kvadratlarni yig'indisi esa 28. Demak, 8 ni olib bilmaymiz. Demak, 8 ni bo'laklasak bo'ladi. 8 bu 4 ko'paytiruv 2 degani. Demak, 4 ning kvadrati 16. 2 va ildiz osti 3 ning kvadrati
12. Demek bularını koşsak 28. Demek biz ana 4 bana 2 ildizası 3 deb tanlab olsak bo'ladi. Mana shu tanlashimizni tushundingiz deb umid qilamiz. Bu sonni ham agarda alohida kvadratlarga tiklasak, uni qo'shsak, bu songa teng bo'lmasa, demak oldidagi sonni xohlagancha bo'laklashimiz mumkin ekan. Bu yerdagi songa albatta to'g'ri kelishi kerak. Kvadratlarning yig'indisi 28 chiqishi kerak. Demak, biz hozirgi tanlaganimizda albatta 28 chiqadi. Endi bu sonlarni joyiga olib borib qo'yamiz. 4 minus 2 ildizasi 3 kvadrat va albatta 2 ta ildiz. Bitta kvadrat bilan bitta ildiz ketadi. Bitta ildiz ostida 4 minus 2 ildizasi 3 qoldi. Ana bu ildiz yana bitta masala bo'ladi bizga. Buni birinchi ish deb hisoblab olsak, bu ikkinchi ish bo'ladi. Endi yana mana bu tenglamalar sistemasini yozib olamiz. Kvadratlarning yig'indisi endi nimaga teng? Ildizsiz songa, bu 4 ga teng. Ikkilangani esa ildizlisiga 2 ildizasi 3 ga teng. Ana bu yana bir tenglamalar sistemasi. Bu yerdan yana a bun topib olamiz. Bu ildizasi 3 ning o'ziga teng. Endi a bilan buni shunday tanlashimiz kerak. Ularning ko'paytmasi esa ildizasi 3 ning o'zi kvadratlarning yig'indisi 4 ga teng bo'lishi kerak. Endi yana bitta siz bilan ko'rmagan ko'rinishi kelib qoldi masalamizda. Bu yerda faqat ildizasi 3 ning o'zi. Oldida hech qanday son yo'q. Bu yerda qanday qilib tanlaymiz? Hech qanday son yo'q deganda, albatta sonlarimizga 1 ko'paytirilib turilgan bo'ladi. Ana demak, biz bitta sonimizni ildizasi 3 ning o'zini olsak, ikkinchisiga 1 ni olsak bo'ladi. Ildizasi 3 ning kvadrati 3 ni o'zi, 1 ning kvadrati 1 ni o'zi, demak qo'shsak 4, ko'paytirsak ildizasi 3. Demak, biz hozirgi tanlaganimiz bu tenglamalar sistemasini qanoatlantiradi va bu masalamizni javobi bo'la oladi. Demak, masalamizni davomi yana ildizasi 3 minus 1 ning kvadrati kelib chiqdi. Ildizostida mana bu kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi va javobimiz ildizosti 3 minus 1 kelib chiqadi. Mana masalani hisoblab oldik. Bu bizning javob 3-chi masalamizdagi. Endi keyingi masalaga o'tsak, endi 4-chi masalani ko'rib chiqamiz. 4-chi masalamizda bu masala yuqoridagi masalalardan farq qiladi. Shu ildizni hisoblashimiz kerak. Buni qanday qilib hisoblaymiz? Yuqoridagi masalalarni hisoblashimizda ishlatgan yo'limiz bu masalaga to'g'ri kelmaydi. Bu ildizlarni hisoblashimiz uchun qanday yo'l tutamiz? O'zi yuqoridagi ko'rinishimiz qanday masalalarga to'g'ri kelardi degan savol qo'ysak, bizlarning ildizimizni oldida juft sonlar bo'lsa, odatda juft sonlar bo'ladi. Shunda albatta to'g'ri keladi. Bizda hozircha bunda son yo'q, son yo'q degani bu 1 tok son. Endi bu masalamizni qanday qilib hisoblaymiz? Albatta bu masalani biror bir noma'lumga tenglaymiz. Demak, biz mana shu noma'lumni topsak, masalaning javobini topgan bo'lamiz albatta.
Endi bu yıldızlardan qanday qilib qutulamiz? Albatta, tenglikni iki tarafına kaos kvadratga tiklab yuboramiz. Ko'rinishi qanday keladi? Bu yana qisqa ko'paytirish formulalaridan foydalanamiz. Bu n o'rnida bu yıldızımız, bu yıldızımız esa buning o'rnida turibdi. Demek her birini kvadratı, birinci yıldızımızın kvadratı 3 minus yıldız astı 5 plus yıldız yok alıp gitti kvadrat ketikle genimizde 3 plus yıldız astı 5. Şimdi plus bölgen için plus'tan ikilengen ne yazıp olamız? Birinci yıldızımız. Köpeytirəmiz ikinci yıldızımız ki. Və teng nomalumning kvadratı. İndi bu yerdə qısqartırışlarını alıp boramız. Məsələn, bu yerdə minusdan yıldız astı 5 və plusdan yıldız astı 5 bar. Qısqarıb getədi. 3-nü 3-yə qoşsak 6 plus 2 köpeytirib. İldizlərinin xassası da şunaka xassa var. Bir xil dərəcəli ildizlər köpəytirilib dursa, bunların içindəki ifadələr bir ildiz ne astıda yazsak bulan. Mənə şu görünüşdə. Ana bu yerdə yana qısqa köpəytirish formulalarına duç gələmiz. 3 minus yıldız astı 5, 3 plus yıldız astı 5. Bu qısqa köpəytirish formulalarımızdaki formuladan faydalansak, bu yerdə a kvadrat minus b kvadrat formulası düşüb durdu. Ana birinci, ana ornidagi sonunu kvadratga tikləyimiz. 9 minus yıldız astı 5'ini kvadrat getiklesek 5 teng x kvadrat 9'dan 5'ini alsak 4 4'dan yıldız 2 çıkadı 6 plus 2 köpeytiru 2 teng x kvadrat bu 4 6'ını koşsak 10 demek 10 teng x kvadrat bu yerden x'ini tapıp alsak x teng yıldız astı 10. Ana biz masalamızın cevabını topdik. Demek x ga başta tenglab olgandik. Ana x'nin cevabını topdik. Demek bizning cevabımız yıldız astı 10. Keyingi masalamız 5-chi masalaga o'tamiz. 5-chi masalamızda demek yana noodatiy masala. Yukarıdagi masalalarga o'xshamagan. Bu masalani yaxshilab tushunib olmasangiz bo'lmaydi. Demak, mana shuni hisoblaymiz. Endi buni qanday qilib hisoblaymiz? Buni hisoblash uchun birinchi yıldızını yozib olamiz va ikkinchi kavsni ikkita bo'lakka ajratib olsak bo'ladi. Biz o'tgan darslarimizda mana bunday xossani aytgan edik. Yıldız astani yıldız asti a ga ko'paytmasi bu a ni beradi. Agarda a ni demak ikkita yıldız orqali yozsak bo'ladi. Ularni bir-birsiga teng bo'lgandan keyin buni bunday qilib, buni esa bunday qilib yozib olsak bo'ladi. Demak bu yerdagi musbat son, demak bu musbat sonni yozib olib bilamiz. Yıldız orqali. Endi ikkinchi kavsimizdan yıldız astı 2'ni çıkarıp yuborsak bo'ladi. Yıldız astı 10'ın içinde ham yıldız astı 2 bor. Nimaga deganda bu 5 köpeytiruv 2'ni beradi. Ana bu yerdan yıldız astı 2'ni çıkarıp yuborsak yıldız astı 5 minus 1. Endi yana yukarıdagi
Hossaga keldik. Bir xil darajali ildizlar ko'paytirilib tursa, bir ildiz ostida yozsak bo'ladi. Bu ildizlarni ham xuddi shunday yozib olamiz. Albatta ildizsiz yozdim. Yana qisqa ko'paytirish formulasi a minus b a plus b. Demak a kvadrat minus b kvadrat formulasida. Birinchi turgan sonning kvadrati minus ikkinchi turgan sonning kvadrati ko'paytiruv. Bu sonimiz har biriga ko'paytiriladi. Kavsni ochyapmiz. Mana bu kavsni yozib oldik. Birinchi ildizimizda 9 dan 5 ni olib turibmiz. Demak 4, 4 dan ildiz 2 chiqdi. İkinci ildizimiz yukarıdagi masallarımızı hisoblaganimizdek bu ifodamızı kavs kvadratga olib kelishimiz kerak. Demak bu qanday qilib ildiz osti 6 plus 2 ildiz osti 5 bu biror bir musbat ifodaning kvadratı. Demak a kvadrat plus b kvadratni yana ildizsiz songa ikkilanganini esa ildizlisiga tenglab olamiz. Va shu yerdan a'ni topib olsak 2 bilan 2 qisqarib ketadi. Ildiz osti 5 ning o'zi. Demak, a bilan b'ni shunday qilib tanlashimiz kerak. Ko'paytmasi ildiz osti 5 ning o'zi kvadratlarning yig'indisi esa 6 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda a'mis ildiz osti 5 b'mizni 1 deb tanlab olamiz. Yuqoridagi masalaga o'xshagan, har qanday sonimiz 1 ga ko'paytirilganligi uchun. Demak, bu ifodamiz ildiz osti 5 plus 1 ning kavs kvadrati ildizda. Kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi. Ildiz osti 5 plus 1 ni beradi. Mana bu ildizli ifodamiz, demak ildiz osti 5 plus 1 ni beradi ekan. Ildiz osti 5 plus 1 birinchi ildizli ifodamiz, keyin mana bu yerda kaosimiz bor edi, ildiz osti 5 minus 1. Endi mana shuni hisoblab olamiz. Buni mana bunday qilib o'tib ketsak bo'ladi. 2 ko'paytiruv. Yana bu yerda qisqa ko'paytirish formulasi qo'llanilgan. A plus b, a minus b. Demak, bu yerda a kvadrat minus b kvadratga tushib turibdi. Birinchi sonimizning kvadrati 5, ikkinchi sonimiz 1, 1 ning kvadrati esa yana 1. 2 ko'paytiruv, buni ichidan 4 chiqadi. Demak, javobimiz 8. Javob 8. Mana 5-chi masalani ham ko'rdik. Endi 6-chi masalaga o'tamiz. Bu masalamiz yana ko'rinishi noodatiy. Lekin albatta oson masala. Mana shu ko'rinishidagi masalani soddalashtirishimiz kerak. Buni qanday qilib soddalashtiramiz? Demak, ko'rib turganingizdek, bu katta ildiz. Buni eng oxiridagi kichik ildizga e'tibor bersak, bu yerda biz yuqoridagi hisoblagan ko'rinishidagi ildiz turibdi. Demak, buni shu ko'rinishida hisoblaymiz.
Yana bunu müsbət olgani uchun a plus b'ning kvadratik ko'rinishida izlaymiz. Demak, 2 ta sonning kvadratlarining yig'indisi bu yerdagi sonimizni 50 sizga teng, ikkilangani esa 50 sizga teng. Bu yerdan a'ni topib olsak, a'ni 2 ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. A buni bilan buni shunday qilib tanlab olamiz. Demak, kvadratlarning yig'indisi 9 ga teng bo'lishi kerak. Ana 2. Buni ildiz osti 2 deb tanlab olsak, 2 ning kvadrati 4, ildiz osti 2 ning 2. Demak, bularning yig'indisi hech qachon 9 bo'lmaydi. Bu yerda ana 2 ildiz osti 2 buni esa 1 deb tanlab olamiz. 2 ildiz osti 2 ning kvadrati 8, 1 ning kvadrati 1. Ana bularning yig'indisi 9 ga teng bo'ladi. Demak, biz endi to'g'ri tanlov qildik. Demak, bumiz 2 ildiz osti 2 plus 1 ning kaos kvadrati ildizda kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi va 2 ildiz osti 2 plus 1 chiqadi. Demak, endi birinchi ildizimizni hisobladik, joyiga olib borib qo'yamiz va keyingi ko'rinishni yozib olamiz. Boshidagi sonlarni o'zi va bu ildizimizni o'rniga 2 ildiz osti 2 plus 1 ni yozib ketamiz. Kvadratsiz va ildizsiz yozdim. Bu yerda yuqoridagi masallarimizdek albatta kvadrat bilan ildiz qisqarib mana bu ko'rinish kelib qoldi. Demak, bu yerda 2 plus 1 3 plus 2 ildiz osti 2 ko'rinish. Mana bu oxirgi soddalashtirganimizdan keyin mana bu ko'rinish keldi. Endi buni yana hisoblaymiz. Mana bu ildizni. Xuddi shu tartibda har bir ildizni shunaqa soddalashtirib hisoblab boramiz. Mana buni soddalashtirib bo'lganimizdan keyin 30 ga ko'paytirib yana mana bu ildizni hisoblaymiz. Buni hozir hisoblab olamiz. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Demak, ikkita sonimizni kvadratlarining yig'indisi yana ildizsiz songa, ikkilangani esa ildizlisiga teng. Ana bu yerda 2 ni bo'lish qilib o'tirsak, AB ning ko'rinishi ildiz osti 2 ning o'zi, demak AB ham buni shunday qilib tanlashimiz kerak. Ularning ko'paytmasi ildiz osti 2, kvadratlarning yig'indisi esa 3 ning o'zi. Demak, ana yana ildiz osti 2 deb buni 1 deb belgilab olsak, ana kvadratlarning yig'indisi albatta 3 bo'ladi. Ana A bilan bana biz topib oldik. Demak, mana bu ildizimiz ildiz osti 2 plus 1 ga teng ekan. Masalamizni davom qilamiz. 13 plus 30. Mana bu ildizni o'rniga to'g'ridan to'g'ri ildiz osti 2 plus 1 ni qo'yamiz. Kausga oldik. Nega deganda, mana bu ildizimiz 30 ga ko'paytirilib turibdi. Demak, buni ildiz ostida yozamiz. Kaosning ichida yozamiz. Ana buni soddalashtirsak 13 plus 30 ga ko'paytirib ochib chiqamiz. 30 ildiz osti 2, 30 ni 1 ga ko'paytirsak 30. Demak, buning ko'rinishi 13 ni 30 ga qo'shsak 43 plus 30 ildiz osti 2. Mana bu masalamiz demak ushbu ko'rinishga keldi. Buni yana yuqoridagi hisoblaganlarimizdek hisoblab olamiz. Demak, bu 2
bitta. Sonlarning yig'indisini kvadrat ko'rinishida yozib olsak, demak, yana kvadratlarning yig'indisi ildizsizligiga teng. Ularning ikkilangani ildizlisiga teng. Yana A'ni topib olamiz. 2ga bo'lib yuborsak, albatta 15 ildiz ostida 2 qoldi. A bilan buni shunday qilib tanlab olishimiz kerak. Demak, bu yerda 43 chiqishi kerak kvadratlarning yig'indisi. Ko'p aytmasa esa 15 ildiz ostida 2 bo'lishi kerak. Bu yerdan A bilan buni qanday qilib tanlab olamiz? Demak, ana 5 buna 3 ildiz ostida 2 deb oldik. Nega? Nega deganda 15 degani bu 5 ko'paytiruv 3. 5 ni A deb 3 ildiz ostida 2 ni esa B deb tanlab oldik. Demak, 5 ning kvadrati 25. 3 ildiz ostida 2 ning kvadrati 12 9 12 2 qo'shsak ko'paytirsak 18. 18 ga 25 ni qo'shsak 43. Demak, bizning tanlaganimiz to'g'ri. Demak, bu masalamizni davomini bu yerga yozsak, a'mız 5, b'mız 3 ildiz ostida 2 kvadrati ildiz ostida. İldiz bilan kvadrat ketdi. Demak, javobimiz 5 plus 3 ildiz ostida 2. Demak, mana bu yuqoridagi masalamizning javobi mana bu ko'rinishida 5 plus 3 ildiz ostida 2 bo'ladi. Keyingi masalamizga o'tamiz. Bu masala yuqoridagi masalalarimizdan farq qiladi. Lekin juda oddiy. Yuqoridagi masalalarga o'xshamagani uchun buni ham ko'rib chiqamiz. Demak, masalamizda ushbu ildiz 14 dan qancha kam deyilgan. Mana buni hisoblab olamiz. Buni hisoblash oddiy. Demak, bir xil darajali ildiz ko'paytirilib turibdi. Demak, bir ildiz ostiga kirsak bo'ladi. Albatta, qaus bilan yozamiz. Ana bu yerda yana qisqa ko'paytirish formulalari a plus b a minus b. Demak, birinchi sonning kvadrati minus ikkinchi sonning kvadrati ildiz ostida 65 ning kvadrati 65 ildiz ostida 81 dan 65 ni ayirsak 16 chiqadi. Albatta ildiz ostida bunda ildiz olsak demak 4. Endi masalamizni savolida 14 dan qancha kam deyilgan edi. Demak, 14 dan ayiramiz. Bizning ildizli ifodamizdagi javob 4 chiqdi. 4 ni demak 10. Demak, bizning javobimiz 10. Keyingi masala. Keyingi masalamiz agar mana shu ildizimiz teng 1 bo'lsa, mana bu ildizimiz ifodamiz qanchaga teng, qiymati nechaga teng bo'ladi deyilgan. Demak, buni hozircha bilmaymiz. X
deb tanlab olsak, bizdan shuni qiymati so'ralgan. Demak, biz x ni topib olsak, masalamizning javobini topgan bo'lamiz. Demak, bu masalamizda tenglamalar sistemasi bo'lib turibdi. Demak, bu tengliklarni bir-biriga ko'paytiramiz. Demak, qanday qilib? Tenglikni bu tarafini, tenglikni bu tarafiga, ikkinchi tenglamamizni bu tarafini esa bu tarafiga ko'paytiramiz. Demak, yozib chiqamiz. Birinchi. Bu ikkinchi ko'paytma. Tenglikni bu tarafida bir ko'paytiruv x, demak u yerda x ni o'zini yozsak bo'ladi. Mana bu ifodaga e'tibor qilsak, buni bilan mana bunga bir xil, mana bu bilan mana bu bir xil. Endi ularning orasidagi ishoralariga e'tibor qilsak, birisida minus manfiy ishora, birisida plus musbat ishora. Demak, bu qisqa ko'paytirish formulasiga tushib turibdi. A minus b, a plus b ko'rinishidagi formula. Demak, bu yerda a minus b plus b bo'lsa, u a kvadrat minus b kvadrat degan formulaga tushadi. Demak, a mizni o'rnida tana 5-inchisi plus 3 qoladi. Nimaga deganda, ildiz kvadratga tiklasak, ildiz yo'qolib ketadi. Orasi manfiy, keyin ikkinchi ifodamizni kvadrati tana 5-inchisi minus 2. Albatta, buni ham cosda olamiz. Nimaga deganda, oldida manfiy ishora turibdi. Bu manfiy ishora butun bir ildizga tegishli. Shuning uchun cosda oldik. Tenglikni bu tarafida x. Endi mana bu kaosni ochib yuborsak, tining 5-inchisi plus 3 minus tining 5-inchisi plus 2 teng x. Tining 5-inchilari ular ketadi, 0 bo'lib, 3 ga 2 ni qo'shsak 5 teng x. Demak, bizning javobimiz 5. Keyingi masalaga o'tsak, bu masalamiz ko'rinishidan qo'rqinchli, lekin shuni bilsangiz o'ta oson masala. Mana shu masalaga e'tibor qilsangiz, mana bu yerda oxirgi 2 ta ildizimni olsak, birining ishorasi musbat, ikkinchisiniki manfiy. Demak, ildizlarimizning darajalari bir xil. Birisida musbat, birisida manfiy. Yana a mana bu buning o'rnida a plus b, a mana bu buning o'rnida a minus b. Yana qisqa ko'paytirish formulalariga tushdi. Endi bu masalamizdan mana shu ikkita ildizni ajratib olsak, va bularning ildizlarini darajalari bir xil bo'lgani uchun bitta ildiz ostida yozib olamiz. Birinchi ildizimiz. Bu ikkinchi ildizimiz. Demak, bu yerda a
plus b a minus b. Demek kısa yubedeş formulası g. Taşasak bu yerde a'nin kvadratı demek 4 minus b'nin kvadratı. B'nin oranı da mana bu ildiz kvadrat getiklesek ildiz yok olup gidedi. Kaos ne içi de yazıp olamız. Mana şu görünüşte. Endi bunu açıp çıkamız. İldiz hali hem tuttu. 4'ten 2'ni olsak 2. Minus. İldiz üstü de 2. Plus. İldiz üstü 3. Bana bunlar ildiz üstü de tuttu. Ahirgi 2'de ildizini hesaplasak demek bana bu ildizge kelip kaldık. Endi bunu şu ahirgi 2'de ildizinin 12 alıp barıp yazıp alamız. Bana buna devam kaldıramız bu yerde. Başıdan yazıp çıkamız. Demek şunun örneği mana bu yıldızını yazıp alalımız. Minus. Yine bir hıl yıldızlarını kilip çıkkanıge güvah bolas. Bu yerde yine bir hıl yıldızlar onlar da birisi de müsbet işare, birisi de menfi. Yana bu iki ildizni alohida qilib yozib olamiz. Va bir ildizni ichida yozamiz. Nimaga deganda bu ildizlarning darajalari bir xil. Bu yerda yana a plus b a minus b qisqa ko'paytirish formulasi. Har bir hadimizni kvadratga tiklaymiz. 4 minus buni kvadratga tiklasak 2 plus 3. Albatta kaos bilan yozdik. Yana minus ishoraga ko'paytirib ochib chiqamiz. Ko'rinishiga keladi. Va 4'ten 2'ni alsak 2 minus ildiz üstü 3. Yine bu. Ahirgi 2'de ildizden yine bu ildiz gelip çıkadı. Hız kılgen bolsanız yine şu hala tekrarlan yaptı. Birinci ildizimiz bu. Başı da turgan ildiz. Mana bu 2'de ildizini örneğe, mana bu ildizini yazıp olamız. Mana bu yerde yana bir xil ildizler, bir xil ildizler bo'lgani uchun yana bir ildiz ichiga yazıp olsak bo'ladi. Bu yerdan a plus b a minus b demek bu yerda yana qisqa ko'paytirish formulası birinchi turgan sonning kvadratı minus ikinci turgan sonning kvadratı 4'dan 3'ni olsak 1 1'dan ildiz albatta 1. Demek cevabımız 1 chiqadi ekan mana bu ko'rinishidagi masalan. Ana şunca hareket kıldık. Demek cevap 1 çıktı. Cevabımız 1. Keyingi masalamız yutamız. Keyingi masalamız. Yıldız ostida 65'nin kubu plus 35'nin kubu mahrajda 10'nin kvadratı minus 35 köpektiru 65. Mana şu ildizni hisoblashimiz uchun
Demek, elbette kısa yubedeş formülasından faydalanamız. Bana bunu kısa yubedeş formülası arkalı yayıp yazamız. A kub plus b kub olgan uchun, demek a plus b uzr, bana özünü yazıp yuvarma. Demek a plus 35, 65 plus 35 birinci kaosumuz, ikinci kaosumuz da birincinin kvadratı plus bo'lgan uchun ikinci kaosumuzning birinci işareti minus bo'ladi. 35 köpeytiru 65 plus ikinci sanımızın kvadratı. Ana birinci akub bukubna yayıp aldık, akub plus bukubna. Mahracımızda 10'nin kvadratı, bunu 100 deyip yazsak buladı. 10'nin kvadratı 100 minus 35 köpeytiru 65 demek yazıp koyamız. Bunlar ildiz astıdır. Şimdi 65'in 35'e koşsak, demek yığındısı 100 yetin. Mahrajda 100'imiz bilan qisqartirsak bo'ladi. Demek ildiz astıda mana bu kvadrat la ifoda. Va yana mana bu ko'paytma ham bor. Ana bu yerda bu sonlarni kvadratga tiklashga shoshilmang. Bu yerda mana bu bir xil sonlarimiz bor. Demak 35 ko'paytiruv 65 va yana 35 ko'paytiruv 65. Bir xil ko'paytmadan ikkita va ayirma bir xil ishoralar bo'lib tursa, demak bular qanaqa qilib yoziladi? Demak yig'inda qilib shu ko'paytmadan ikkita 35 ko'paytiruv 65 ko'rinishida yozish mumkin. 35'nin kvadratını yazıp koyamız. Şimdi bu nimaga o'xshayapti? Bu ifoda demak qisqa ko'paytirish formulalarida a minus b'ning kaos kvadratiga o'xshayapti. Birinci a kvadrat minus 2 a b plus b kvadrat. Demek bunu qanday qilib yozib olamiz? 65 minus 35 nin kvadratı ko'rinishida yozib olsak bo'ladi ekan. Demek bu yerda ildiz ham bor. Mana bu kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi. Nimaga deganda bu ayirmamiz musbat son. 65 dan 35 ni olsak, demek 30. Demek javobimiz 30. Mana bu mavzudan mana shu 10 ta masalani tanlab oldik. Bu masalalar bir-biriga o'xshamagan masalalar. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'ling.